Herkese merhaba. Ben Faked ve Modlu Survival'ın 12. bölümüne hoş geldiniz. Bir süre düşündüm orada çünkü tam olarak hangi bölümde olduğumdan emin değildim. Artık bölüm ismini bile söylüyorum ya. Çok büyük gelişme var kanalda, değil mi? Evet. Her neyse, şimdi geçen bölümden biz farm için biraz hazırlık yapmıştık ve wow. Bunları ben herhangi bir modda yapmadım. Anlaşılan yılbaşı olduğu için Minecraft kendisi böyle bir şey yapmış. Hoş olmuş bence. Ne diyebilirim yani, güzel görünüyor. Güzel bir dokunuş. Jeb amcamızdan. Tabii ki o yaptıysa. Hiç bilmiyorum. Şimdi tekli sandıklarda kırmızı gözüküyormuş. Pekala. Biraz daha kan bağışında bulunacağız. Ve artık neredeyse bunun seviyesini bir tane daha artırmaya hazırız. Bakalım. Yani azıcık daha bir şey gerekecek. Birazcık daha kan biriksin. Ondan sonra seviyesini bir tane daha artırabiliriz o altarın. Bu bölümde onu yapacağız. Ama her şeyden önce tabii ki ağaç çiftliğimizi bitireceğiz. Bu bölüm. Şunu şuradan kaldırayım, öldüreceğim kendimi. Şimdi ağaç çiftliği için neye ihtiyacımız var? Öncelikle upgrade'leri yapmamız gerekiyor ki 3 tane yapacağız. 8'likten yapacaktık. Quartz upgrade'den 3 tane. Yani 9 tane quartz'a ihtiyacım olacak ki bende quartz olmalı. Burada var. 9 tane quartz ve biraz plastik, biraz redstone, birazcık da gold gelecek. Fakat gördüğünüz üzere bende hiç kemik yok ki şeyimiz de kalmadı, rubber'ımız da kalmadı. Yani bir çeşit bone meal lazım veya bone meal'dan daha iyi bir şey watering can gerekecek. Watering can'i bunların ikisinin ne farkı var? Ha, bu peaceful'da böyle yapılıyormuş. Artık demirden yapılıyormuş. Sorun değil. Demir zor bulunan bir şey değil. Bu aynı bone meal gibi çalışır. Fakat çok daha iyisi. Çünkü hiçbir şey harcamaz. Yani bizim için çok daha kullanışlı diyebiliriz. Fakat bende sanırım hiç bone meal yok. Hiç mi kemik yok ya? Yine Enya'yı bozacağız ama muhtemelen o mod oyunu kapatıp açarım. Hayır, yokmuş. Evet, yine en yay bozuldu. Evet, oyunu kapatıp açmadan hiçbir şeyin üretimine bakamayacağız artık. Her neyse, o zaman ben bir oyunu kapatıp açacağım. Daha sonra gece olmasını bekleyeceğiz sanırım. Gece olmasına daha ne kadar var? Biraz var ya. O zaman biz de şeyi halletmeye çalışalım. Şu altarımızı. İçine ne kadar var? 3600. Kötü bir sayı değil. Biraz daha hemen içine kan dolduralım. Ben hemen oyunumu kapatıp açıp geliyorum. Pekala, geri geldim. Ve artık bir şeyler yapmaya hazırız. Biraz daha mantıklı şeyler. Gece olana kadar başka işlerle uğraşacağız. Gece olunca da birazcık yaratık avlayacağız. O yüzden bir süre kan bağışı yapmak istemiyorum. Canımın da olması lazım. Kılıcımı da elime alacağım. Daha iyi bir kılıç yapsak hiç fena olmaz ve love'ımız da azalıyor aslında. Ama şimdilik böyle kalsın. Bu kılıç benim için yeterli olur. Sadece birkaç tane eski ete ihtiyacımız var. Biz de bu süre boyunca başka bir şeylerle uğraşacağız dediğim gibi. Bildiğiniz üzere bazı kablolara da ihtiyacımız olacak. Ki bu kablolar sıvı kablosuna en azından şimdilik gerek yok. İçindeki şu ağaçlardan çıkan bir sıvı var. Eski modu survival'ı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Onu şu anda toplamak için herhangi bir nedenim yok. Yani onu boş verin. Sıvı kablosuna gerek yok. Item kablosu gerekecek. Ki onların içlerine item koyma işini tamamen farklı bir yolla yapmayı düşünüyorum sanırım. Eğer çok pahalı olmazsa öyle yaparız. Şimdi kaç tane kablo gerekir eğer onunla yaparsam? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22.
Kullanacağım mod Steve's Factory Manager. Gerçekten çok çok müthiş bir moddur bana göre. Factory Manager. Heh. Inventory Cable ne kadarmış? Bir tane üretince 8 tane geliyor ve biraz demir ve biraz altından oluşuyor sadece. Yani bence değer bizim diğer kablolarla uğraşmaktansa bu çok çok daha ucuz. Birazcık cam, birazcık altın ve birazcık demir. Yeterince ucuz. Yani birazcık kum toplayıp cam yapacağız ve ondan üreteceğiz. Steve's Factory Manager'la buranın otomasyonunu yapacağız. Çünkü gayet müthiş bir mod. Kendileri. Modu Survival'ın sonlarına doğru biraz kullanmıştım ama hiç fazla kullanmadım. Hem başlangıç hem oyun sonu için gayet güzel bir moddur yani kendisi. Peki. Canımız da fullendi sayılır. Birazdan akşamda olacak. Her şey güzel. Witcher'ye de başlayabiliriz aslında erkenden. Witcher ile neredeyse hiç uğraşmadım serilerimde. O da eğlenceli. Ne kadar işimize yarar tartışılır ama eğlenceli en azından uğraşması. Şunları da ısıtalım. Bolca camımız olsun. Bir sürü şeyin üretiminde kullanılıyor zaten. Bize sıkıntı çıkarmaz. Fazladan yapmak. Bir tane de bundan yapmamız gerekiyor tabii ki. Bunun için birazcık redstone. Ve bir sürü demir. Taş ve de piston gerekiyormuş. Piston da hemen yaparız. Pekala. Her şeyimiz var herhalde gerekli. Redstone. Demir. Odun ve bununla piston. Daha sonra boom. Bir tane inventory manager. Daha sonra inventory cable. Bir sürü. Bunları da birazcık daha şey gerekecek. Demir fazladan gerek yok. Camları alalım ve birazcık da altın gerekecek ki altınımız hayvanlar gibi var. Yani hiç sorun olmaz. İstediğimiz kadar üretebiliriz. Bu kadar üretsek yeterli olur. 24 tane. Bence bayağı büyük bir sayı. Yeterli. Ve yavaş yavaş gece de oluyor. Biz bunların yerleştirirken bir yandan da burayı hazırlayalım. Şimdi 8 blok kenara açılacak bu. Yani şuradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya da işaret koymak istiyorum. Nerelere kadar ağaç dikeceğini anlayabilmem için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şuradan. Dikeceği alan bu büyüklükte olacak. Ve bir yandan da güneş batıyor. Güzel bir manzara. Bu bizim aleti nereye koyabiliriz acaba? Gereksiz yere kablo harcamayacağım bir yere koymak istiyorum ben bu aletimizi. Bununla hem sıvıyı da alabiliriz. O yüzden bunu kullanıyorum. Hem sıvıyı hem item'ı taşıyabiliriz bunun kablolarıyla. Hem de çok daha ucuza gelir bize. Hadi bunu şuraya koyalım. Buraya. Ya da şuna değmese de olur. Değmese hatta daha iyi olur sanırım benim için. Bir tane daha geriye koyacağız. Yani buradan koyacağız. Daha sonra bunların altından geçireceğiz bunun kablolarını. 24 kablo yeterli olacaktır. Evet. Peki. Şimdi dışarıda iskelet arayacağız. Çünkü birazcık kemiğe ihtiyacımız var. Hem watering can yapacağız hem de bir sürü kemik toplayabilirsek kendimize daha da çok rubber elde edebiliriz. Rubber. Oyun peaceful'da falan değil değil mi? Haritada gerçi yaratık görüyorum ama. Yo. Au. Belki mağarada vardır. Creeper var. Creeper pek ilgimi çekmiyor. Heh, haritada bir iskelet görüyorum şurada. Hadi öldürelim. Evet. Peki, düşündüğümden kolay oldu. Ve içinden hiçbir şey çıkmadı. Orada bir ata binen... Ata iki kişi mi biniyor? Ney? Bir dakika. Siz bir ölün, beni rahatsız etmeyin.
Ata iki kişi biniyor sanırım. Evet. Wow. Çok ilginç. Ona saldırsak mı? Güçlü müdür ki? Acaba. Deneyelim şansımızı. Sakin ol. Şu zombi de gitgide daha çok büyüyor. Ha, o şapkasıymış. Ha. Gitgide büyüyen zombi. Hala kemik yok. Haritada başka iskelet görüyor muyum? Şu anda görmüyorum. Şuralarda zombiler var. Burada başka bir sıvı var. Yine mi? Bunlar çok büyük sıkıntı ya. Çok büyük sıkıntı hem de. İzide bile bayağı hasar yedik be. Hem de şey yani. Kaçarak da vuramıyorum onlara. Atlılara. Çok sinir bozucu. Ay, peki. Bakalım bakalım. Enderman veya iskelet bizim için çok değerli. İki tane iskeletimiz var burada. Onlarla ilgilenelim hemen. Patlasın hiç önemli değil. Önemli bir şey patlatmadığı sürece istediğini yapabilir Creeper'lar. Creeper Art. Bununla ne yapıyoruz? Ha, Witcher'daki şeylerde kullanılıyordu. Tamam. Bir an hangi moddan olduğunu bile unuttum. Zombiler Village'de terör estiriyor. Klasik. Evet. Bir tane kemiğimiz oldu en azından. Bununla sulama şeyi yapabilirim. Başka hiçbir şey bulamasak bile en azından. Ki Enderman konusunda şansım pek fazla değil. Şuradaki börtlenleri de alalım. Yiyecek yiyecektir. Peki. Sen de öl. Şurada bir iskelet var. Hadi onu da halledelim. Gel bakalım. Bir tane daha kemik. Yok, iki tane daha kemik. Daha da iyi. Peki Enderman görüyor muyuz? Hiç görmüyorum etrafta. Yok. Enderman çok hoş olabilirdi bizim için Ender Pearl. Ama yapacak bir şey yok. Fallen Knight. Aa, bebek zombi. Ve şurada da bir witch var. Hayır. O bana vurdu mu ya? O bana nasıl vurdu onun attığı şey? Vurmaması lazımdı. Zıpladım. Ne çıkardık? Withering Dust çıkarmışız. Ki bu Poison adamlara Wither etkisi yapmamızı sağlıyormuş. Yani. Ow. Çok hızlı atış ediyor be bu. Ve bir ayakkabı çıkarttık. Leather Boots. Kesinlikle değerli bir şey değil. Haritada hala bir Enderman göremiyorum ama. Selam iskelet. Başka. Şurada bir tane daha var. Ve yavaş yavaş ay da batıyor. Böylelikle yaratık avımız son bulacak. Umarım Enderman'lerin doğuşuyla ilgili bir şeyler değiştirilmemiştir çünkü. Evet yani hiç etrafta görmedik bütün gece boyunca. Benim tıklama seslerim. Patates. Enderman mı o? Değil mi? Yanlış mı görüyorum? Burada siyah bir şey görüyorum. Ha şey ya. Totem. Tamcraft Totem G.
Orada kedilemede de cadılar var. Hayır, istemiyorum. Hiç gerek yok. Boşu boşuna aksiyona. Ha, şey de varmış. Bataklık. İlginç. Şu yerdeki küçük kaktüsler de canımızı yakıyor. Söyleyeyim. Onu da... Benim bildiğim kadarıyla öyle. Biraz daha kemik her zaman işe yarar. Bakalım. Evet. Hala etrafta herhangi bir enderman göremiyorum. Sadece bu ender creeper benzeri şeyler var. Bizi ışınlıyorlar. Aa, içinden düşen item'daki yok oluyormuş buradaki kaktüslere değince sanırım. Değil mi? İsketler. Hop. Teşekkürler. Ve... Hua. 12 tane kemik. Düşündüğümden çok daha fazla topladık ya. Süper. Daha bir de güneş doğunca şey olanlar var. Yanacak olanlar var bir sürü. Yani evet, başarılı oldu bence bu. Bu av. Erkenden arılarla uğraşsam mı, uğraşmasam mı kararsız kaldım açıkçası ben biraz. Çünkü daha önce hiçbir seride erkenden arılarla uğraşmadım. Hatta doğru düzgün hiç arılarla uğraşmadım. Yani çok uğraşmak istediğimden değil ama değişiklik olsun diye hem arılarla işimi kolaylaştıracak modlar da var burada. Yoksa direkt yani hiç işimi kolaylaştıracak bir şey olmadan arılarla uğraşmam ben asla. Çok büyük sıkıntılar ya. Peki güneş doğdu. Ve artık birazcık rubber tree keseceğiz. Au. Şimdi rubber tree saplinglerimiz nerede? Öncelikle buradaki eşyalarımızı şuraya atalım. Şuradaki bowları birleştirirsem daha az yer kaplar en azından. Oh, arrow. Gunpowder. Şu yaratıklardan düşen şeyleri atalım. Şunları da atabilirim. Evet. Öncelikle biz bir şu sulama aletimizi üretelim. Her şeyden önemlisi. Kase ve de bone meal gerekecekti. Öf. Tak ve de tak. Watering can. Şimdi bu arkadaş nasıl çalışıyor hemen size göstereyim. Öncelikle rubber tree saplinglerimi bulmam lazım. Neredeler? O normal sapling. Şuradan arattırmayı da kullanamıyorum ki. Enyai bozuluyor oradan arattırınca. Burada rubber var. O zaman rubber tree saplingler de buradadır. Ya da direkt bunları ısıtırım. Şöyle bunlar ısınsın. Buradan almış 10 tane. Çok çok da kötü bir sayı değil zaten. Nasıl olsa ağaç çiftliğimiz bunları otomatik olarak dikip kesecek rubberları da. Dolayısıyla ben direkt bunları buraya ekeceğim. Şuralarda bir yere. Zombeti. Nereye ekmeliyiz işte? Şurası falan. Bu tarafa diktiririm rubber tree'leri. Burası iyi bence. Peki. Şimdi bunu bir süre sularsak büyüyecek. Fakat öncelikle bunun içine su doldurmamız gerekiyor. Daha sonra gidip sulayacağız. Böyle. Yerde çiçek de açtırıyor. Ve büyüdü. Ve tamamen bedava bu. Bence müthiş bir alet. Özellikle oyun başlarında bone meal sıkıntımız varken yavaş da olsa bone meal görevini görüyor. İyi kötü. Baltamı unutmuşum evde, o yüzden gidiyorum. Baltasız kesemem. Balta burada.
Peki. Hoppa. Şimdi burayı keselim. Ve birkaç tane rubber'ımız oluyor. Çok fazla değil. Fakat daha fazlasını dikeceğiz. Mesela şöyle yaparsanız 3x3'lük alanı suladığı için bu birçoğunu aynı anda büyütmeye başlamış oluruz. Mesela birisi büyüdü bile. Hemen keselim. Gibi. Kolay ve etkili bir yöntem. Yani bence hoş. Sublinklerimizi de çoğaltmış oluyoruz hem. Yani sublinkler çoğalınca buraya daha fazla da ağaç ekebiliriz. O da iş görür her zaman. Peki. Bir kere daha. Oldukça hızlı. Bone meal kullansam bu kadar hızlı olmazdı belki de. Bolca rubber yapacağız. Böylelikle bu sistemi bitirene kadar bir daha rubber'a ihtiyacımız olmayacak. En iyisi, en temiz iş. Bum. Daha sonra kenarlar. Biraz daha sulayacağız. İki tane. Ve bu ikisi de yeterli olacaktır artık ya. Daha fazlasına gerek yok. Tamam, yeterli. Oldu. Şuralara biraz dolduracağım. Biraz daha dolu gözüksün. Oldu. Şimdi gidip üretimimizi yapacağız. Şunları da ayrıca sularsanız biraz daha hızlı büyürler ama ne kadar sularsanız sulayın bunların büyümesi inanılmaz uzun zaman alır. Yani o yüzden şimdi onları keyfine bırakacağım. İstedikleri gibi takılsınlar bitkiler. Bunların hepsini ısıtacağız. Ya da belki de hepsini değil. Bir 10 tane falan dursun şurada. Hiç sanmıyorum ama belki ihtiyacım olur. Kim bilir. Bir gün. Belki. Biraz daha kan. Şimdi hemen Blood Magic'e bakalım. Öncelikle tabii ki bütün Blood Orb'ları yapmam lazım modda. Biz bundan yaptık zaten Elmas'ta. Daha sonra ikinci seviyesi Emerald'da yapılanı geliyor. Eğer bunun içinde 5000 kan varsa ki 7400 var. Yani var. Ve sizde Emerald varsa ki hatırlarsanız geçen bölüm Emerald almıştık Village'dan. Birkaç tane buğday karşılığı. Bundan da yapabiliriz. Şimdi de bunu üreteceğiz o yüzden. Bazı üretimlerde bu gerekiyor. Dolayısıyla üretsek iyi olur yani. Elimizde bulunsun ikinci seviye bir Blood Orb. Bir yandan bunları ısınırken. Ve de şimdi rubber üretimi başlasın. Biz de bir yandan kendimize Gold Nugget alacağız. Çünkü üretimde gerekiyor. Gold Nugget ve plastik. Daha sonra hemen buraya Mine Factory Reloaded yazalım. Ve upgrade'lerden Quartz upgrade için ne gerekiyor başka? Redstone gerekiyor ve quartz gerekiyor. Quartzımız da zaten var. Peki. Redstone birazcık daha almam lazım. Ve de quartz upgrade boom. 3 tane. Tam istediğimiz gibi. Şimdi de bunu kuracağız. Bunları yerleştireceğiz. Şimdiden büyümüş be ağaçlar. Mesela sana bunu yerleştirirsem senin menzilin ne kadar oluyor dostum? Wow. Bütün alanı kaplıyor. Değil mi? Bütün alanı kaplıyor be bu. Aa. Ufak bir yanlış sayım olmuş olabilir. Bu bütün alanı kaplayabiliyor. Wow. O zaman
Zaten şu anda çok çok az enerji üretiyoruz. Buradaki arkadaşa ihtiyacımız yok. Seni bir şöyle döndürelim. Sana da şu upgrade'i koyalım. Boom. Alanı tam doğru saymışım, evet. Tam buralarda olacak. Şuraya da bir işaret koyalım. Kalustone. Alanı doğru saymışım ama bir tane harvester yetiyormuş bize. Şuna bakın. Tam üst üste çakışıyor. Evet. Wow. Çok iyi. O zaman yani enerji kullanımımı bayağı azaltmış olacağım böylelikle. Hem kablo kullanımını da azaltmış olacağım. Yani müthiş oldu böyle olması ya. Tamam. Şimdi kabloları koyacak yeri ayarlayacağız. O da tabii ki yer altından olacak. Böylelikle göz zevkimiz de bozulmamış olur. Şimdilik direkt açıktan geçiriyorum. Benim için daha kolay oluyor. Biraz marble var burada da. 3 bloktan zıplayamıyorum. Peki, şunları şöyle yapacağız. Şöyle bağlayalım. Gerçi biraz israf yaptım orada. Evet, hadi düzeltelim. İsraf yapmak istemiyorum. Mümkün olduğunca az israf olsun, değil mi? Onun altında kazmamız lazım. Ha, 8 tane de kablomuz arttı. Çok iyi. Şimdi de üstünü kapatabilirim. Pekala. Geri kalan bütün ayarları bu alet yapacak. Biraz karışık gözüküyor biliyorum ama kullanması oldukça kolay ve etkilidir. Şimdi daha sonra biz buna tamam bundan da şey yapabiliyormuşuz. Güzel. Plank yapabiliyoruz en azından. Buraya bir çalışma masası yapalım. Daha sonra şimdilik bir tane sandık yapalım. Daha sonra barrel yapacağım. Test için bir tane sandık koyuyorum şimdilik buraya. Artan eşyaları oraya atar cihazımız. Hatta bir tane daha sandık yapalım. Neden olmasın? İkili sandık olsun. Ya da ikisi farklı yerlerde olsun. Şöyle. Daha hoş olur. Şimdi bir uyuyalım. Daha sonra burayı nasıl yapacağıma karar vereceğim. Hadi uyuyalım. Şimdi buraya enerjiyi sanırım şu anda iki farklı şeyden üretme imkanım var. Bir kömür ki kömür çok da kötü bir kaynak değil yani maden inip toplayabilirim her zaman istediğim kadar. Sonuçta bol bol var. Veya lav. Şimdi ben lav için gideceğim fakat bütün enerji üretimimizi lavla yapmayacağız. Çünkü lav üretim yapmak çok çok sıkıcı ve basit. Nether'dan lav çekmemin asıl sebebi şu arkadaş. İşte bu arkadaş ağzı açık bizden lav bekliyor. Ve ben buna her seferinde mağaraya inip kova kova lav taşımak istemiyorum. Kısacası onun için bir sürü lav lazım bize ki hazır o kadar lav toplamışken buranın iyi kötü çalışmaya başlaması için birazcık odun birikmesi için de onu kullanacağız. Daha sonra enerji sistemini odunla çalışan olarak değiştireceğiz. Planımız bu. Yani kısacası Nether'dan lav çekeceğiz. Ki Ender Chest kullanmak istiyorum ben tabii ki. Kim istemez? Ender Chest dersek belki. Fakat bunun için Ender Pearl lazım. Wool hiç sorun değil. Blaze Rod. Çocuk işi. Çocuk oyuncağı. Çocuk işi ne ya? Yeni bir atasözü uydurdum. Obsidian. O da çok kolay. Tek sorunumuz Ender Pearl ki hiçbir yerde bulamıyoruz şu anda. Pearl Powder'la yapılıyormuş. Bu nereden elde ediliyor? Sadece Ender Pearl'dan. Başka elde etmemizin kolay bir yolu var mı?
Gastira mana verirsek. Çokmuş ilginç. Sanırım hiçbir kolay yolu yok. Aa. Aa, bir dakika. Sanırım oluyor. Öyle yapmaya değer mi acaba? Onu düşünüyorum şu anda ama. Şimdi biz sanırım buradaki bizim Ender Dili seedlerimizi Smeltry'e atabiliyoruz ki onların sıvısıyla da Ender Pearl üretebiliyoruz. Yani bize büyüyüp büyüyüp sonsuz Ender Pearl verecek şeylerin ama yavaş çalışan şeyleri eritip bir tane falan Ender Pearl elde edebilirim. Değil mi? Yanlış mı anladım? 250 kullanıyor bu. Bunun tanesi de... Ama bu şeyde erimiyor olabilir. Deneyelim. Hiç büyümemiş bir tanesini alayım. Çünkü şu anda iki tane Ender Chest için bunları feda edebilirim. Şimdi bu burada eriyor mu? Hayır. Tamam. Tamam. Peki. Şimdi o zaman biz bu arkadaşın programını ayarlayacağız. Böylelikle otomatik olarak çalışabilir kısmen de olsa. Yani henüz enerjisi yok biliyorum. Şimdilik evdeki bizim depoladığımız enerjiyi buraya kırarak getireceğim direkt. Ki biraz enerji kablosuna da ihtiyaç olacak. Sapling'e ihtiyacım var şu an. Tabii ki ağaç farmının çalışması için. Dolayısıyla ben de biraz buraları kıracağım. Elma da kazanıyoruz. Şuradaki ağaçlardan sapling elde edeceğiz. Yere düşenleri sonra toplarım. Nasıl olsa evimin önüne düşüyor. Yani evet. O yüzden pek bir sorun olmayacaktır. Şunlardan da biraz sapling alalım. Ne kadar sapling oldu? 13. Çok etkileyici bir sayı değil. Daha fazla lazım. 21. Yetsin be. Bir süre eline yeter. Şimdi biz birazcık daha şey yapacağız. Enerji kablosu yapacağız kendimize ki bunun ismi neymiş? Enerji conduit. Enerji conduit. Bu bize yine yeterli olacaktır. Bunun için conductive iron gerekiyor. Bu conductive iron içinde redstone ve iron. Oldukça basit bir üretim var. Bundan kaç tane yapacağız? Asıl sorun bu. 9 tane yapalım bence. Gayet güzel olur. Bu ne ısıtıyor? Heh. Tamam. Bunlar ısınacaktır. Bizim herhangi bir şey için endişelenmemize gerek yok. Onlar ısına dursun. Şunu şuradan söküp alacağız. Diğer tarafa enerji göndermesi için. Şimdilik öyle yapacağız. Testimiz en azından çalışıyorum diye. Biz de bir yandan programını yazalım. Diğer saplinglerim nerede? Hepsini şey yapmıştık sanırım. Tamam. Tamam. Ha, fail'lar. Taş koyacağım direkt. Gidelim. Ve... Şimdi öncelikle şunu ayarlamamız lazım. Bir tane sapling alıyorum dostum. Sen her yere normal sapling ekeceksin. Fakat burası ki orası yeşil bölge. Buraya bir süre rubber eksin. Biraz rubber biriktikten sonra oraya da normal şey yapacağım. Odun yapacağım. Oraya rubber ekeceksin sen dostum. Bunun işi tamam. Bunun işi bu kadar. Ki benim çantamda bu aletlerden bir tane olsa iyi olur. Tamam.
Bu zaten kesecek olan arkadaş. Yani bunun herhangi bir sıkıntısı yok. Şimdi ben size bunu izlettirmeme gerek yok. Zaten bunun için bir tanıtım var. En azından başlangıç seviyesi için bir tanıtım var kanalda. Bu modu öğrenmek istiyorsanız tanıtımına bakabilirsiniz. Ben şimdilik kendim bir şey yazıp hemen geliyorum. Ben onunla uğraşırken gece olmuş. O yüzden açtım videoyu ki burada bir chunk error var. Niye ise. Evet, oyundan çıkıp girmem gerekiyor. Hemen geliyorum. Geldim ve oyunu hard'dan almayı deneyeceğiz. Böylelikle belki Enderman bulabiliriz. Belki. Bilmiyorum alakası var mı. Daha fazla doğmasını sağlıyor mu sağlamıyor mu ama. Ya Ender Zoo diye bir tane mod var. O modun ne yaptığı hakkında en ufak bir fikrim yok. Tek bildiğim yeni benim bilmediğim yaratıklar eklediği. Belki o normal Enderman doğmasını engelliyordur dünyada. Belki bilmiyorum. Çünkü yani hiç görmedim. Bu seri başladığından beri bir tane bile Enderman. Ki bu da beni rahatsız ediyor bayağı. O ne öyle? Ordu var orada. Atlı askerler falan var. Yani o yüzden Hard'da pek hayatta kalabilir miyiz bilmiyorum. Sadece Enderman için açtım. Ki görünüşe bakılırsa Hard modu hiçbir şey değiştirmedi. Sadece oyunumun takılmasını sağladı. Ney? Crash mı yedim? Yo. Niye takıldı ki o kadar uzun süre? Şuradakilere baksanıza. O ne? Bayrak falan asmışlar. Şu anda ne iyi bir zırhım ne de iyi bir kılıcım var. Onları muhtemelen öldüremem. Öldürmeyi bırak hiçbir şey yapamam. Ama orası Tomcraft'la ilgili bir şey eminim. Çünkü tam Tomcraft şeyinin etrafında böyle daire şeklinde dizilmişler. Çok havalı görünüyor. Hadi oyunu easy alalım. Ve şansımızı deneyelim. Sen kimsin? Selam. Bize saldırıyor mu? Oo! Özür dilerim ben. Çok fazla bunların canları. Yuh. Kılıcım kırılır bunlar ölmez. En azından bana da fazla vuramıyorlar. Gibi. Biraz biraz. Tomcraft'ın yeniliklerini de bilmiyorum fazla. Yani bunları ilk defa görüyorum Tomcraft'ta. Öl. Güzel bir şey düşür. Evet. Aa, zarar görmüş ya çok fazla. Aa, dur dur. Dur bir dakika. Aceleci olmaya gerek yok. Crimson Cult Chestplate. Benimkinden kötü. Crimson Cult Chestplate. Nasıl yapılıyor? Yapılmıyor. Pekala. Oo, şu büyücülerin büyüsünü mü bozacağız? Ne yapacağız? Dur. Çok değişik. Sizleri bataklığa sokabilir miyim acaba? Evet. O kadar zeki değilsiniz etrafından dolaşacak kadar. Şimdi yavaş yavaş ölmenizi isteyeceğim. Bunlar bir şey yapıyor. Bir şeyleri çekiyorlar ama. Bırak! Oo! Şaka yaptım. Şaka, şaka, şaka. Wow! Hayır. Hop! Öldün mü? Yolo! Ah, tamam. Bayrağınız çok havalıymış, çöküyorum. Kesinlikle kendi becerilerimle kurtuldum. Lütfen. Buradan Auron'u onlar sömürüyordu. Veya bir şey yüklüyorlardı içine Auron'u, emin değilim. Tam şu ortada Auron'u var bakın. Şu anda biz tabi tam göremiyoruz ama onlar bir şeyler yapıyorlardı. Hiç bilmiyorum. Kim bilir ne yapıyorlardı. Ha. Çok ilginç. Şimdi izleyince bir daha mı gelecekler?
Hayır mı? Hayır. Cadılar var etrafta ve hala bir tane bile Enderman yok. Ben şu Enderman konusunu bir dahaki bölüme kadar araştırmaya çalışayım. Gıcık bir şey çünkü. Çok gıcık bir şey. Şu an Ender Pearl'a ihtiyacım var her şeyden daha çok ve etrafta bir tane bile yok. Hiçbir şekilde. Ne yazık ki bu bölümü de burada bitirmem gerekiyor. Normalde bu bölüm daha fazla bir şeyler yapmak planlamıştım ama olmadı maalesef. Bir dahaki bölümde görüşeceğiz o zaman sanırım. Şuraya da şunları koyalım biraz daha havalı gözüksün. Çöktüğümüz şeyler. Bayıldım. Blood orbumuz da olmuş. Mis gibi Blood orb. Pekala. O zaman bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.